Siz kaç yılında geldiniz İstanbul'a abi? Ben 60 yok. 53 işte ilkokul 3'ü bitirmiş Erköy'de. Babam memurdu. 53'te buraya geldik. Erenköy'e babam orada ev tutmuş. İşte 62'de de şimdi yani misalleri tanıyoruz ya babamdan dolayı babam o eskiden eski kitaplar şeyler şeyin şeylere hep aboneydi. Hür adam ondan sonra Sebil Reşat Serden geçti. Evet. Ondan sonra Büyük Doğu bu gibi gazeteler hep geldi ben de sonra. Mesela Hür adam da 20. asrın Kur'an tefsiri diye misallerden devamlı. Yeni İstiklal şey vardı. Vardı. Yeni İstiklal daha çok sonra çıktı. Ben de İstiklal'de ben de çalıştım. Ama yani Yeni İstiklal o zaman yoktu. Neticede işte onlar okurken hep orada geliyordu. İşte Bekir abin rahmetlik resmini koyarlardı. Müdafalar oluyor, şunlar bunlar diye. İşte şurada mahkum oldum, memnun oldum. O da bizzat böyle aktif değildi o zaman. 1962'de işte bir vesileyle Almanya'ya gitmek falan şeyler. Almanya'da, Almanya adresini atacağım. Zübeyir abiyle öğrenmiş. Muhsin abiyle duymuş. Oyuncuların bir yeri var. Onlar böyle. Gittim işte Zübeyir abi. Öyle tanıştık o zaman. Zübeyir Gülmüşal falan gittim. Bana kapıyı da ilk defa Abdülhaydar başladı. O da yeri gelmiş bana. Kapıyı açtım. Zübeyir abi buradan Zübeyir Gülmüşal var mı? Var. Öyle çıktık yukarıya beraber. Sonra aşağı geldi Zübeyir abi işte konuştuk. Sonra Almanya'ya gitmemizi pek uygun görmedi arkadaşım. Senin, benim bir idealim vardı daha doğrusu onu anlattım da. Dedi tam senin dedi şeyini de bak Cisale'nin o eserleri halletmiş üstadımız. Almanya'ya gitmene gerek yok. Sen onları okudun. Ben orada işin ayetli çok tabii Zübeyir abi böyle konuşması dehşetli bir şeydi. Böyle. Yani kalbini böyle yarardı. Konuşurken o fani olmuş yani o şeyde. Bak adam öyle diyordu. Ben bakıyorum başka bir şey düşünmüyor. İşte etmediği zaman Risale-i Nur hiç. Hakikaten öyle. Kim gelirse gelsin işte devlet başkanı gelsin. Mesela bazen öyle zaman zaman büyük devlet şeylerinden gelenler oldu. Zübeyir abi görecek. Bizi de orada olduğu için herkesten o cihetten tanışırız yani. Şu anda ondan sonra eskilerden falan. Böyle hemen gelirdi, zaten biraz daha yani biz olsa şimdi yani buraya bir tane belediye başkanı geldi veya bir devlette işte bir adam. Biz ne vali mali, hep onu dinleriz. Vali bey gel, o tabii saygı mecburen yaparsın da ondan sonra o konuşur, sen vali bey nasıl demişse şöyle böyle ancak sorumuz orada senin. Zübeyir abi de öyle bir şey yok. Zübeyir abi kim olsun, isterse Cumhurbaşkanı olsun, Almanya'dan gelmiş mesela diye bilmem ne diyor. Hemen daha İçeri gelse selam aleyküm kardeşim hoş gelmişsiniz der böyle ayakta yani olsa böyle oturuyor başlıyor da hemen orada maşallah kardeşim reis atılır böyle de bir zaman şöyle yaptı şöyle gitti sanırım burada ona başarı demeyen ders vermeye çünkü kafası hiç başka bir şey hakikaten bir de öyle gördük ama kendisinin ifadesi öyle diyor bir, kardeşim ne yapayım benim diyor başka bir şey aklıma girmiyor ki mesela bunu ben zaman zaman anlatıyorum ya. Mesela diyorum bir genç diyor bir erkek adam delikanlı yani bir kıza aşık olmuş. Yani ancak bizim anlayacağımız şeylerden misal veriyor tamam mı? Aklı fikri hani var anlatıyor da hep orada. Mesela acıkır acıktığını anlamaz. Annesi orada yemeği alır. Annesi bağırır. Oğlum ana hiç duymuyor. Aklı fikri çünkü orada. Oğlum Ahmet. Oğlum Ahmet. Hı. Dedi aynı böyle tabii. Hı. İşte yemek hazır gel. Şimdi kardeşim ben de aklım, fikrim üstad verdiği zaman lisanım var. Başka bir şey diyor değil mi kardeşim? Yani başka birisinin bir şey anlatmasına bir şeyden ya da oradan buradan ders vermesine aklım almıyor. Ben ancak lisanım anlatırım. Hakikaten de öyle anlatır olsa da kalkardı biraz sonra kardeşim ben biraz hastayım. Ya, afiyet olsun seni yani çağırırız falan hadi. Müsaadeler çıkar giderdi. Yani o da gelmiş, o da anlatsana dinleyin. Hani dünyadan havadisler şunlar bunlar işte orada. Devlet adamı mesela diyelim, gelmiş. Öyle yok. Çıkar giderdi. O kendi davasında parmış, onu anlatıyor. Herkes anlatır yani, mümkün değil. Anlatmanı duramaz. Hatta bir gün
şey anlattı bize yine kendisi. O üstadın durumunu biz de takip ettik de o anda 59 senesinde İstanbul'a falan gelince şeye Ankara'ya demiş ben uğrayacağım. Ankara'ya doğru şimdi yolunu kesmişler işte emniyet. Amir falan gelmiş müdür falan. O da giremezsin. Girelim, gireceğim. Nasıl giremem ondan sonra? Bakmışlar olmuyor. Gelmişler Zübeyir'le beraber. Ya demişler Zübeyir bizi dinlemiyor üstadın ama buraya girmesi, giremez. Biz de devlet şeyiz yani, emin buluyuz. Seni dinler, sen söylesen de çünkü en hani Zübeyir abi onun şeysi ya, ondan sonra o derse onu dinler düşüncesiyle o kafayla şey yapmış. Zübeyir abinin bak verdiği cevabı var, yani enteresan bir şey. Aya işte ayakta zaten söylüyor, demiş, vallahi müdür bey, ben koskoca Hatta ben üstadımla bir görüşeyim, acaba ne der, bir bakayım, ondan sonra da demiyor diye. Çünkü kafası başka şey almıyor ya. Orada bir yerde bir taş, taşa demiş bakın ben üstadımın taşı diyor. Bir yerde gördüğü taş var ya. O gelir ayağıyla böyle vurur, ben oraya giderim. İstediği zaman vurur, bu sefer nereye isterse oraya. Ben bir şey söyleyemem. Adam yıkılmış, yapacak şey yok. Bu adam nasıl durmuyor dedin yani. Şimdi hani talebeleri vasıtasıyla, adamın vasıtasıyla acaba verdiği zamanı şeyde şöyle anlatabilir miyiz? Talebe bu. İşte böyle. Böyle olmak lazım hakikaten. Abi, abi yani teslimiyeti böyle enteresan bir şey yani. Mesela işi okurdu biz diyelim ki bir yerde bir şey yazıyor diyelim bir gazette bir haber çıkmışlar üstadla alakalı diyeceğim de. Bak, biz de ne güzel var Müştat'tan bahsediyor diye hoşumuza giderdi böyle. Anladın, o bakardı orada. Acaba Üstad'ın aleyhine Risale'nin şeyinde bir şey var mı, anlatmışlar mı yani zararlı mı? Ya bulurdu onu. Biz, yani Üstad'dan anlatıyorum ya bir yerde hani Sübriman mı ne diyorlar da bir şey böyle, yani beynine bir şey sokuyor aleyhine. Onu bulurdu, kardeşim bu olmaz aman. Ondan sonra hatta bunu şey yapın da bunu düzelsinler bunu ya da kessinler bunu falan manasından çok öyle müdahaleler oldu. Üstadlar alakalı bazı şeyler. Biz alkışıyorduk ya diyor ne güzel ya. Ondan sonra bak bahsetmiş. Yani şimdi şey tutaklar var ya şimdi bugün mesela sana iyi şeyler gösterip sağ vurur sola ondan sonra soldan vuruyor da sen sağdan vuruyor gibi gösteriyor sana. Üstadımızın öyle bir şeysi var ya ki bu bir şey taş kapak bu bir şey anlamıyor ki işini gücünü bıraktı gelmiş burada diyor bir günlük bir ekmek ekmeğe talim ediyor akıllı sabun yapıp taş kapak öyle kendisi şeyde biliyorsunuz postane telgraf memuru ondan sonra Hazreti Üstad'ı o zaman Afyon'da içeri alıyorlar kendisi de orada vazifeli ben giremedim diye çıldırıyor. Ondan sonra nasıl yapar? Plana bak ya. Hangimiz yaparız ya? İşte fanilik bu. Kendisi böyle bir küçük işte İhlas gibi bir kitabı. Ondan sonra çekmeceği şeyde koyuyor. Önündeki çekmeceği. Hemen telefon açıyor şeyden. Emniyete. Efendim ben telgraf vermek için. Telgraf ne olduğunu biliyor musunuz gençler? Evet. Ha, iyi. Şimdi bilmezsiniz de onun için. Şeye gittim, postaneye gittim. İşte telgraf gönderecektim. Oradan baktım telgraf memurunun önünde masasında şey gördüm. Yasak kitap. Risale gördüm. Risale gördüm. Hemen tabii kendi kendine ihbar ediyor. Çekmekte koyuyor. Hop damlıyorlar hemen oraya. Ondan sonra Ara. Ne sen de çekmeceye falan bakıyorlar. Ha bu senin mi? Evet benim. Hadi gel dışarıya. Ondan sonra oraya bakıyor. Senin yanına girmek için bahane yapıyor. Üstadın yanına öyle giriyor ve orada çektiği çivelerin haddi hesabı yok. Ayaklar yiyor. Ayaklarına falakalar atılıyor. Yani. O da aklını soğuk. Üstadımızda böyle tek bir odaya koymuşlar. Soğuk bir oda, büyük bir oda. Malum işte pencereler kırık, oradan devam rüzgarlar geliyor ondan sonra.
Üstadın hizmetine gideceğim diye zaten onun için bütün kafa orada. Yakalıyorlar gardiyanlar. Müthiş bir de ayak atıyorlar. Onun ayaklarına. Çünkü ayaklarında ayakkabı var. Üstadın hizmetkarına, hizmetkarı böyle işte muhtaç olmuş ya da mağlup olmuş demesinler diye bak, düşünceye bak. Adamlara diyor ki, ya diyor siz diyor, buluyorsunuz ama zahmet ediyorsunuz, ben doğru bir şey duyamıyorum. Dur şu potinleri çıkarayım da siz öyle yapın, daha rahat. Adamlar bu adam deli mi diyor. Potinleri çıkarmış, bir iki tane rapide var abi. Çıkmış gibi bıkmış, akmışlar ama bir sefer of demiyor. Ondan sonra onlar böyle köşeyi kurttan sonra, yani hakikaten çok enteresan şeyler. Sen onu duymuş mu bilemiyorum İsmail kardeş. Duvarlara tutuna tutuna gittim diyor böyle. Nasıl ediyoruz ben? O kadar ayakları perişan var işte ayakları. Şey, bu yani tek onlar demesin ki öyle dünya Bediüzzaman'ın vakit mekanı işte mağlup oldu veya böyle işte, dayaktan sesini çıkaramıyor işte yalvarıyor falan. Ben çıkmadığım gibi gidiş öyle o kadar şişmiş ayakları perişan var diye. Yani yere basamıyor, duvara tutuna sürüne sürüne koğuşa gidiyor. Namaz kılışı nasıldı abi? Namaz kılışı rahmetli şimdi aynı üstadını taklidi şimdi şöyle Refet abi de gelmişti Barış ya biz de biraz kaldı sinemayla işte onun böyle hatıralar anlatmak için dersler ekran getirdik. Tabii o zaman çok da yaşlanmıştı Refet Barış abi biliyorsunuz. Eski yüzbaşı emekliliği bir ara bu Beşiktaş tarafında imamlıktan da yaptı o. Beşiktaş'ı camiye. Vazife yaptı, talebe okutuyordu falan. O da apayrı bir şeydi yani. O, her abinin hakkında o da çok. Ve katiplerden yazanlardan aynı zamanda. Yani üstadımızın o hatıraları var. Ondan sonra. Şimdi rahmetli işte ev sahibinin yani medresenin sahibi Abdurrahman abinin oğlu vardı. Eyüp. O zaman küçük. Onu da şimdi görünce o da küçük. Ya dedi bu Eyüp dedi aynı üstadımız gibi namaz kılıyor. Nereden öğrenmiş? Şimdi Zübeyir abinin yanında bir ondan biraz meskun oldu böyle anlatıyordu bir şeyler. O şekilde şeylerle. Zübeyir abiye üstadımızın bir namaza duruşu var. Tam bir niyete deşi var. Ya, aynı üstadımız gibi böyle eder böyle. Böyle böyle elini şey derken vav ver. Böyle yaparmış. Zübeyir abi bunu hep görürdük. Böyle üstaddan. Şimdi Refet abi de bildiği için o da şimdi o küçük çocukta Eyüp de onu istedim şey Zübeyir abi taklit ediyor. O, onun gibi alır da tak çocuk. Neticede şey Refet abi böyle demişti. Ya bu dedi nereden öğrenmiş? Üstadımız da böyle aynı tekbir alır ya bu Eyüp de. Nereden biliyor bak çocuk ya. Bir daha tekrar eder misin? Nasıl alıyormuş abi usta tasdikte? Yani üstad şimdi bak onu tabii yapmak zorunda değil de. Hani şey, Allah niyet edip niyet tabi niyeti var bir niyet edici var Allah niyet etmiyor ya falan o nasıl Allah ver böyle tamam artık her şeyden şey kesildi şimdi tabi tabi takriden yapıyorlar da abiler bir şey değil fakat şimdi esas üstadımızın namaz kılışı garip bir şey mesela Zübeyir abini anlatmıştı. Diğer abiler de şahit onlar da. Şimdi üstadımızın bir şeyi var. Yani biz de bu medreselerde bunu yapmamız lazım ondan sonra. Böyle ders yapılırken, namaz kılınırken içeride kimsenin olmaması lazım. Yani illaki herkesin gelmesi lazım. İşte bunu gerçekten böyle efendim üstadım işte abi bir de yok olmaz o da burada. Yani namazda böyle şey yok. Üstadım tabi hassasiyetini bildikleri için. Şimdi Zübeyir abi de o anda mutlaka bir şeyle meşgul. Tam o sırada namaz şey olmuş. Bir de namazda çok kusurlu. Çok dikkatli bir şey var. Kardeşler çok önemli. Yani bunu hep duyduk da. Şimdi vakti en ufak şeyde geçirmiyor. Mesela medrese dışarıdan geliyorlar dışarıdan. Dışarıdan soğuk. Medresede şöyle bir 5 dakikalık mesafe var. Geçmiyor mu? Şimdi
ezan zamanı oluyor. Daha ezan, bir de o hali var mesela. Ustadım daha ezan okunmadı. Kardeşim yok. Çıkar hemen köstekli saatini. Bak ezan okuyor. Müezzin belki geç kalmıştır. Hemen orada ezan okutuyor. Zaten biz hep onu gördük. İsmail abi şu anda biliyor. Ne deseler de olsun. Evde, muhakkak ezan okuruz. Yani bunu ama şey diyelim, bazı yerlerde terk ettiler. Aklıma geldi şey diyorum ama. Ya işte ezan sesini duyduk. Ya ezan tamam, biz Süleyman'da cami biraz orada. Ezan burada kardeşim, bana da kardeşim ezan zamanı olmuyor. Ezanı oku. Salın iki belgeyi imamına terk geç. Yani başkası da varsa kıldırır da. Muhakkak ezanı okumak lazım. Üstadımız da onu yapıyor. Şimdi şeyden namaz zamanı hiç geçirmiyor. Kendine de giriyor. Namaza duruşlar enteresan. İşte Cibir abi, Mustaf Bey derken tam o sırada ezan zamanı. Ondan sonra tabii şimdi üstadımız kızacak diye akşam namazının farzını tam zorlayacak. O da hemen koşuyor. Acayip ben arkasında namaza. Tamam mı? Tam namaza üstadımız da şimdi tam niye ediyor böyle, niye ediyor? Hey, falan edeyim. Elini bırakıyor. Bir türlü bağlayayım, tekbir getiremiyor. Bir daha yapıyor. Yine oluyor. En sonu dönmüş tabii. Üstad'a da çok kibar idi. Cemaate dönüyor. Ya kardeşler demiş. Benim acaba abdestim var mıydı biliyor musunuz? Cibir abi iyi bakıyor. Benim abdestim yoktu. Meğer unutmuş, abdestim var diye üstadın, hani üstad kızmaz, şey yapmasın yani, herkesin orada olmasını istiyor ya normal zamanı. Bak arkasında birisinin abdest oldu, bak kibarca demiyor ki Sübey sen git abdestini al ya demiyor bak. Kardeşlerim diyor, benim abdestim var mıydı acaba? Hiç Sübey abi iyi bak lan. Ama benim abdestim yoktu. Var zannıyla üstadın arkasına koşmaya çalışmış. Tam gittim diyor, koşarak abdest almaya başladım. Baktım orada üstadın Allahu Ekber tekbir secdesiyle namaza duruyor. Bak, arkasında bir kişinin abdestsiz olucu üstadı rahatsız eder, namaza duramıyor. Hadi bir de sabahleyin namaz kılmasına baktım. Namaz bu. Şimdi orada fani olmuş. Hayatım olabilir. Yani böyle mesela şimdi eserler okuyoruz da. Yani bir işte böyle edebiyat yapmış, edebiyat felsefesi falan değil. Ondan sonra yazdırılmış bu eserler ama yaşadıklarının bir kısmını zaten bize lazım olanları bize anlatmış. Yaşadıklarının bir kısmını. Çünkü niye? Sebebi de şu. Üstadımız malum Hazreti Resulullah'ın bu zamanda vekili hakikisi olduğu için tam selahiyetli vekili. O nasıl yaşamışsa onu bize aktarmış. Yaşamış kendisi bizzat, yaşayarak ama. Hazreti Resulullah da biliyorsun onu. Çok şey biliyor ama kendisine namaz değil ama sabahlara kadar ayakları şişmiş öyle değil mi? Evet. Namaz öyle anlatılıyor. Sabahlara kadar kılıyor ve bize diyor mu sabahlara kadar kılın? İşte onun gibi. Üstadımıza da onun böyle şeyleri aksetmiş durumda. Şimdi bize en güzel yaşayarak, yani o zaten mühim olan o. Bak üstadımız mesela eserlerde ne diyor? Ey nefsim diyor bak. Ve inanın benim yani şeyim gibi inanıyorum kendim böyle bizzat. Eserlerden okuduktan, abileri gördüğümüz abilerden dinlediklerimiz kadarıyla. Üstad hakikaten ve çok samimi kendi nefsine söylüyor. Hiçbir zaman için yani ben ya nefsime böyle anlatayım. İşte ondan sonra böyle bir tavazi gördüğüm başkalarına tesir etsin. Yani bu usulen bize az çok yaparız ama üstadda böyle bir şey yok. Hakikaten kendi nefsine hitap ediyor. Kim isterse beraber dinler. Onun için böyle tesir etmiş. Yani nefsini ıslah etmeye başkasını edemez, tesir etmez dediği doğru. Kendi nefsinin ıslahı için de. Bütün sözleri bu. Ondan sonra onun için böyle bomba gibi tesir ediyor. Niye diyor? Bak bütün şu anda dünya çapında büyük ulemalar geliyorlar, gidiyorlar. Ne yani? Yeni yeni onlar da anlamaya başladı. Eskiden üstadın ilk zamanların devrelerinde yani bir iki tane dergi alim abilerden yani başlıyor. Onlar falan. Hepsi böyle dikkat edin. Haşa küçümsemek istemiyorum. Tabi onlar bir de o alimlerden çok daha üstün vasıf şey var.
abilerimiz de. Çoban, yani okuma yazmayı yemiş, askerlik öğrenmişler. O zamanlar okuma yazma şey yok. Onları gönderiyor Cenab-ı Hak. Tabii ki şurada bir de diyor ya, aslında yani hocaların mesleği olduğu halde sahip çıkmaları değil mi? Çıkmamışlar. Çıkamamışlar, nasip edecek. Ama şimdi hepsi pişman. Ya diyor, biz niye geç kaldık? Nasıl oldu? İçine girdikçe bütün ulema zaten buraya kendisine hocaman falan geliyorlar. Buraya der yani. Hem bu yani dünyanın çeşitli yerlerinde o çok kimse müracaat ediyor, ancak elenerek yani birkaç şey, yani hepsinin gelmesi mümkün değil. Hepsi incelemişler. Bir yerinden üstadın olmasa da bu halen de devam ediyor. Hayretler ve hayranlıklar içinde ondan sonra üstadın mahiyetini ve bir zaman dertlerinin mahiyetini yeni yeni öğrenmeye başladılar. Öğrenmişler, anlatmaya çalışıyorlar. Mesela. Üstadımız evet. Bize durmadan şunu tembih ederdi diye bir şey söylediği var mıydı abi? Bir sözü var mıydı? Nasıl? Mesela Zübeyir abi şöyle diyor mu? Üstadımız durmadan bize şunu tembih ederdi, şunu tembihlerdi, şunu söylerdi. Yani, tabii yani dediği şu, yani çok okumamızı isterdi. O da zaten Zübeyir abi de, mesela ben bir gün Zübeyir abi dedim ki, o müdafasını, hani çok harika müdafalar var ya, onlar abilerin, Zübeyir abinin de, hani derimizi kağıt yaparız, yani şeyler, mürekkepleri alsalar falan diye, kanımızla mürekkep yaparız. O, abi dedim, sen o müdafayı nasıl yaptın dedim bir gün böyle. Böyle merdivenine çıkıyorduk. Ve diye cevap şu, o çok önemli yani. Kardeşim ben o günlerde çok okuyordum, çok. Yani böyle yazdım diye çok okuyordum, okumaya teşvik ediyordu. Hakikaten okumak çok önemli. Ama üstadımızın dediği de, bak böyle gazete öyle okumuyordu ki, gazete gibi okumayın diyor. Anlayarak, şuurlu idrak ederek yani yaşamak için okumak lazım. Çünkü eserleri eğer böyle gelişik bir diyalog geçersen bir şey olmaz yani. Yani kafa internette, ondan sonra esas şey de burada. Onu da öyle oku hiç. Olmaz. Gazete gibi olarak usulü söylemiş, gazete gibi okumayın. Daha dikkatli bir teniyle. Böyle bu şekilde şey etmek lazım. Mesela bak Refat abi anlattı. Kendisine. O da yazdı. Biz diyor kalem defterini hep hazırlıyoruz. Ya o zaman da en büyük suç kalem. Şimdi nasıl hani da işte teröristlerde silah milah bulunuyor ya. Şey Müslümanlarda da yani Nur talebelerinde de kalem, kağıt. En büyük suç. Orucu duran tamam. Şimdi hazır böyle bekletiyoruz ki yani ondan sonra diyor. Üstadın şeyi belli olmuyor. Birdenbire diyor yani tam kardeşim çıkarın anlatır. Biz diyor çıkarın karadefe çıkardık. Yanında hiçbir şey yok. Kur'an'dan bak. Yok. Kendine de hepsi şahit. Diz çöküyor. Diz çökerdi üstad böyle. Duvara diyor. Duvara bakıyor. Ya oradan okuyor. Şimdi bu yazdırıldı. Benim de zaten adamlar bazen diyor ki ya böyle şey mi yazdı? E tabi yazdırıldı yani. Zaten her şey öyle. Yani ona da yazdırılıyor ama haberi yok adamın. Şimdi yazdıran eden Allah sözü ama üstadın ki bambaşka bir şey. Böyle diyor oturuyor diyor. İşte diyelim ki üçüncü sözünden şuradan devam ediyor. Efendim işte 25. mektuptan. Derken biraz sonra biz diyor yazarken diyor yetişemiyoruz. Tamam mı? Öyle okuyor. Ondan sonra tamam yani şu alardan bilmem ne. Hadi bir kaçıncı söz. Ya bak ya insan aklı fikir şaşırmaz mı ya? İnsan can bozulur, şey der. Böyle bir şey, yani kitaplara bakıp da hani diyen insan kopyasını hazırlar eder, müşrekkesini. Ondan sonra bak de, kardeşim de hazırladın ettim. Hani şunu beraber yaşayalım, düzelter yazarım. Öyle ben okuyayım size yazın. Öyle demiyor. Oradan okuyor. Ve biz bir şey demiyoruz. Orada tamam diyor, bitti artık. Evet, ne zaman açılırsa. Bu şekilde. İşte mesela ya ondan daha üstün bir şey var. İşaret edeceğiz. Nasıl yazılmış? At üstünde. Arapça. Ya, Arapça. At üstünde. On Arapça. Ben bir eserlerde bir atlamam vardı. Ondan sonra yani Hoca Efendi alim. Ondan sonra hafız aynı zamanda. Orada hep bütün şeymiş. İşaret edeceğiz. Aslını verdim. Arapçayı vermiştim. İşte tahsili de ben en fazla 3 ay falan yaşadım. Böyle belli başlı şeyi ondan sonra
Ona hiç inanmadı. Bir gün geldi dedi ki, ya dedi, Sabahattin sen böyle dedin ama mümkün değil dedi. Yani bunu böyle üç aylık tahsil olacak şey değil. O büyük, derin bir alim. Hem de muhalim ben Arapça belagata dair kitapları yeniden gözden geçirmem lazım ki bunu daha iyi anlayayım. Belagatın da zirvesinde. Şimdi bakın. Nerede yazılıyor? Harfte. Kendisi ordu İngiliz kuvvetlerinin komutanı aynı zamanda. Bak, orduyu idare ediyor. Harbi idare ediyor, savaşı idare ediyor. Yani şimdi düşün, o bombalar yağıyor. Ondan sonra yani şimdi olacak şey, insan aklı fikri gider. Hem de aynı zamanda savaşı idare ediyorsun. Yani emir vereceksin, şöyle yapın, böyle yapın bir yandan. Bir yandan da Habib yaz diyor böyle. Talebesi var ya. O anda geliyor, işaret-i icazla. Bakın Arapçanın belagatın da zirvesinde olan bir muazzam eseri şeye geliyor. Bu hakikaten üstadımızın aklıyla, zihniyle yazılacak bir şey değil. Yazılmış, belli bir şey yani. Türkçe. Bunu hangimiz yapabiliriz ya? Ya insan not alamaz orada. Bırak şey harfte, sen her şeyi unutursun. Yemeğini yiyemezsin, bir şey yapamazsın. Kaça gider, pal, bırakırsın. Çünkü hatta ölen olmamış mı? Bir güllerini biriz geliyor, şalvarını delip geçiyor. Ya insan bizim aklımız gider. Ulan ne yapıyorum ben, dur çok. Siper yat. Bazen siperde oluyor, bazen at üzerinde, bazen bilmem nerede. Bir yandan da emirler veriyor. Yani şöyle yapın, böyle yapın. Ordu idare ediyor. Şimdi hayal edin bakalım şimdi bunu. Burada nasıl bir şey oluyor? Allah ekber. Evet. İslam olmuyor. İslam olmuyor. Evet. Başka bir şey değil. Dediğim gibi bugün Araplar hayran kalıyorlar yani. Bu nasıl bir şeydir, eserdir? Bir de Arap edebiyatının da zirvesine gramerin, efendim şimdi doğru ne diyor Arapça şeyler, hepsine en mükemmeli. Diğer Türkçe eserler de öyle. Şimdi kendisi konuşurken normal şivesi, yani şarkı şey şivesi. Bizden yanında tam o şiveye hakim olamayan herkes şey demiyor. Ama eserlere bakın. İşte Türkçe yazılan edebiyat, bu da edebiyatın zirvesi. Edebi, edepler hakikaten parmak ısırıyorlar ehli insan. O kadar güzel yazılmış eserler. Yazılmış. Onun için üstadı öyle ve cemaatlerine gelişi güzel bir şey yapmamak lazım, bakmamak lazım. Çok iyi okumak, çok iyi okumak ve anlayarak yaşayarak. Ne diyor yani? Her türlü şeyle ama. Yani temel şey iman hakikatleri ama mesela o mektuplar olsun, üstadın tarihi hayatı olsun, tarihi hayatı çok önemli. Bir de laika mektupları falan bilhassa. Hepsini hani ben hep misal vereyim ya, belki duymayanlar vardır. Laika mektupları neden çok mühim? Şimdi iman hakikatleri malum biliyorsunuz. Yani bizim esas temel meselemiz iman. Üstadımızın yani şey yakın bütün yaralar, dertler bu iman zayıflığından veya imansızlıktan oluyor. Bütün, nereye bakarsanız bakın, bütün sosyal hayattaki felaketlerin tek sebebi bu. İman zayıflığı. Şimdi bunun düzelmez zaten, yükselmez zaten. Tamam, diyelim iman hakikatlerinin esas temelini okuduk, yükseldik. Bir abi misali vermişti. Zannediyorum, yani onu basketten bilemiyorum ama rahmetlik Fırıncı abiden bunu işlemiştim. Şimdi bir gemi, modern bir gemi düşün. Şimdi şu andaki fiyatlarla yani trilyonlara yani bir şey gemisi, yolcu gemisi. Sallaşı işte, neyse senelerce planlar çizilmiş, edilmiş. 3000 kişilik yolcusu var, 1000 tane de personeli var. Ve büyük bir şeylerle beraber gemi suya indirildi, denize indirildi. İşte millet geldi, yolcuların işte yolcu edenleri ondan sonra onlar yavaş yavaş gemi el sallayarak muazzam bir şey geldi. Düşün bak, 3000 tane yolcu şey var, kapasiteli, 1000 tane personel var ve son sistem yapılmış bir gemi. El sallayarak gitti diyelim, yani buradan Marmara'dan çıktı, ondan sonra yavaş yavaş gitti şeye, denize açıldı, okyanusa çıktı diyelim. Ya öyle misal. Oksana çıktı. Yani oranın personeli de çok soy sistem yetişmiş. Kaptan da birinci derecede kaptan yetişmiş. Kaptan da bir telaş. Ne oldu kaptan bey? Ya sormayın.
Kendine pusulaya koymayı unutmuşlar. Ne ya? Kendine pusulası yok mu? Hiç farkına varmamış şimdi. O telaştan şey. Şimdi pusulaya koyuyor. O modelin gemi, o muazzam yetişmiş şimdi kaptan. Nasıl idare edecek? Soruyor size. Telaş aldı. Okyanusta dalgalar var, ne var. Ya nereye çıkacağız, neye vuracağız? Kayalara mı çarpacağız, ne mi yapacağız değil mi? Bak şimdi. İşte, pusula gemi nasıl yalta yapar, oraya buraya çarparak giderse işte layıkasız işte eserlerde Üstad'ın hayatı ve yoklamasına kitap, bu layıkalarda hepsini ama okuyamazsak bu imanla vücudumuzu bu içtimai hayatta hem kendi imanımızı böyle tehlikelerden korumak hem de etrafımızda çevremize çarpmadan etmeden rahat nasıl götürebiliriz? Sahil-i selamete diyor Üstad'ımız. Sahil-i selamete nasıl çıkarız? İşte bu onlar da bu layıkalarda ve Üstad'ın hayatında. Çok önemli yani. Bunlar da beraber yapmış. Hem yazmış. Evet. Onun için inşallah en başta kendi nefsim kusura bakmayın başını tartacak. Her zaman gelemiyorsa nereden sordun sen de böyle Zibira güzel artık konuşuyor. Böyle zamanlar bir daha bulunmaz ha. O da haklı herhalde. İnşallah. Tamam. Yani